Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle yaşadığımız çekilecek gibi olmayan birkaç tane sıkıntıdan bahsedeceğim. Şöyle bir maça girelim. Hem konuşalım hem de oyunumuzu oynayalım. Güzel güçleri de bir kontrol edelim de sıkıntı çıkmasın. Şu anda şüphesiz oyunu oynayan herkesin hak vereceği üzere oyundaki en büyük sıkıntı bağlantı hataları. Yani gerçek rakip geldiği zaman yaşadığımız bağlantı hataları oyunu neredeyse oynanamaz hale getiriyor. Ben ilk başlarda kendi internetimden kaynaklı sıkıntılar sanıyordum ama değilmiş. Gerçek çok farklıymış. Yani normal standart telefondan oynayan adamlarda da yaşanılan bir sıkıntıymış. Şöyle ki en ciddi sıkıntı şu anda karşı taraftaki oyuncu bulunduğu yerde gözükmüyor. Bulunmadığı bir yerde gözüküyor. Yani siz gördüğünüz yerde değil karşıdaki adam. Yani artık buna lag mı dersiniz, MS mi dersiniz, gecikme mi dersiniz, ne derseniz deyin yani. Teknik anlamdaki karşılığını ben bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki oyunu şu anda oynanmaz halde. Kesinlikle oynanmıyor. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Yani adamlar şurada bir tane ekran var ya. Bir tane ekranda iki tane hareketli bir animasyon var. Onun bile şeyini sağlayamıyorlar yani. Akıcılığını sağlayamıyorlar. Niye böyle oluyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Keşke bir açıklama yapsalar, içimizi rahatlatsalar. Arkadaş şöyle şöyle yapıyoruz, şu olacak, bu olacak deseler, en azından biz de bilsek. Ama nerede? Maalesef yapmıyorlar bunu da işte. Görüyorsunuz zaten şu anda nasıl kasıyor, görüyorsunuz yani. Bunun haricindeki sıkıntı botlar. Arkadaşlar şimdi botlar kalktı dedik. Çok güzel oldu. Ben hala da aynı fikirdeyim. Botların kalkmasını memnuniyetle karşılıyorum ama botlar kalkınca arada sırada gelen botlar çok zorlaşmaya başladı. Yani bayağı bir dişli oluyor botlar. Yenmek cidden sıkıntı oluyor. Bayılmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Özel güç kullansanız işlemiyor. Kullansanız bile yani kaç tane için kazı kazandan da özel güç alamayacağınız için en de sonunda bitecek elmaslarınız, para yatıracağınız bir sürü tantana. Yani demem o ki botlar zor. Bu ikinci sıkıntı. Bizim bir abimiz var, Ahmet abi. İzliyorsa saygılar olsun ona da. Şey diyor ya. Bir ara diyor telefondan çıkıp beni yiyecek sandım bot ya. Gerçekten de öyle yani. Öyle bir saldırıyorlar ki sanki telefondan çıkacak bot seni yiyecek, bitirecek yani. Aynı karakterde olsa bile Masamo'nun torpillisi botlar sizden daha üstün oluyorlar arkadaşlar. Şu skor tabelasının tepesinden topa vuruyor adam. Ne buz kale işe yarıyor, ne büyük kafa işe yarıyor. Ya işte ne bileyim. Mahvettiler oyunu ya. Vallahi yazık ediyorlar oyuna yani. Keşke böyle olmasa. Onun haricindeki bir diğer sıkıntı da şu. Ciddi bir sıkıntı yani. Şimdi botlar zorlaştı ya, sürekli de gerçek rakip geliyor. Eyvallah, çok hoş. Ama bağlantı kestiği zaman karşıdaki adam bota döndürüyor. Mesela senin elinde Pyke Sava var, karşında da Pyke Sava var. Bir güzel yendin bu arkadaşı, tamam ne mutlu. Bu adam bir bağlantı kesiyor, sen Pyke Sava'nın botuyla baş başa kalıyorsun. Adam diyor yeneceğim maçı diyor, bota bağladığı için yenildim diyor yani. İsyan ediyor, o kadar haklı ki. Ben ilk defa şu oyuna başladığımdan beri ilk defa bu hafta bu kadar az maç yaptım. Ha, sezon da kasmadım. Şeyde puan da kasmadım. Taraftar da kasmadım. Sadece canım sıkıldıkça giriyorum. Birkaç tane maç atıyorum, çıkıyorum yani. Şu anda oyun o kıvamda. Bakın yani bot paso özel güç kullanıyor. Bir de botlara da küfür ettiriyorlar. Gol yiyince botlar küfür ediyor. Bu arada sesler geliyor mu bilmiyorum ama şu anda semalarda uçak şov yapıyorlar. Isparta semalarında uçaklar dolanıyor şu anda. Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama ben çok rahat duyabiliyorum yani. Bu arada az önce gördüğünüz arkadaşlar, bot bir güzel sövdü. O zaman biz de ne diyoruz? Masamo ben de seni yani. Ne diyeyim yani? Şimdi buna ne diyeceksin? Ben de seni Masamo izliyorsanız aynı şekilde artık o bota ne söyletiyorsanız aynısını ben de size söylüyorum yani. Küfür ettiriyorsun bota bana.
Yani haksız mıyım arkadaşlar? Şimdi deyin ki yanlış düşünüyorsun. Bu botu yapan şirketin kendisi. Yani Masamo diye bildiğimiz şirket. Bu botlar küfür emojisi atıyor. Bunları attıran da şirketin kendisi. O zaman bu bot bana küfür ettiği zaman ben de ne diyorum? Aynı şekilde Masamo ben de seni diyorum ya. Ben de seni ya. Yani ne diyeceksin şimdi buna başka? Oyun oynayacağız diye giriyoruz. Sevdiğimiz oyuna giriyoruz. Adamlar bize sövüyorlar. Hayret bir şey. Güler misin, ağlar mısın? Ben gülüyorum işte. Gülüyorum, geçiyorum yani. Arkadaşlar vallahi ya bana güzel bir oyun söyleyin de şu kafa topundan bir çıkalım ya artık. Bir ara GTA Vice City'yi denedim ama izlenmiyor. Şimdi bu kanaldaki kitle hep kafa topu kitlesi. Birkaç tane GTA Vice City videosu çektim. Hani muhabbet olsun, değişiklik olsun diye izlenmiyor. Şöyle izlenebileceğini düşündüğünüz oyunlar tavsiye ederseniz yavaş yavaş kurtulalım şu kafa topundan ya. Vallahi diyorum bak. İnsana sıkıntı, stresten başka hiçbir şey vermiyor şu anda. Yani düzelirse yine oynarız. Düzelmezse de böyle ben sadece video çekmek için girerim. Düşüncelerimi paylaşırım sizle. Yoksa çekilecek dert değil ya. Gerçek bir rakip Alper X. Kasmazsa alırım. Ama nasıl kasıyor görüyorsunuz yani. Bak adam nerede, nereden vuruyor topu görüyor musunuz? Yazık be. Ulan bir tane ekran, altı üstü bir tane ekran ya. Adamlar böyle grafikli oyunlar yapıyorlar, FPS oyunları yapıyorlar da böyle kasma olmuyor. Ya kafa topunda niye kasıyor böyle ya? Vay arkadaş ya. Bu galiba özel güçleri doldurmaya çalışıyor etkinlikteki. Bilmiyorum hala devam ediyor ama bir özel güç etkinliği vardı. Ne yapsın, oradan gelecek bir tane karakter paketini koşturuyor işte. Nasıl kasıyor, şuraya bakın ya. Yani şuraya bakın ve işin en garip tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu halde bile oyunu normal sanki çok güzel çalışıyormuş gibi oynayıp hesap kasanlar var. Ben onlara hayret ediyorum. Ya arkadaş oynayamıyorsun, keyif alamıyorsun. Ya bir bakmış adam bir haftada 1000 tane maç atmış ya. Şu şartlar altında 1000 tane maç atıyorsun. Neymiş? Taraftar kasacağım. Hay tüküreyim senin taraftarına ben. Yani başka hiçbir şey demiyorum yani. Taraftar kasacak beyefendiler. Kas bakalım, muradına erecek misin? En sonunda bunu da kafa topu bir gibi kaldıracaklar. Çok merak ediyorum. Onca emek ne olacak? Öyleymiş galiba. Yanılıyorsam söyleyin. Kafa topu bir Google Play'den kaldırılmış sanırım. İndirmek isteyenler indiremiyormuş. Ya en de sonunda olacağı odur zaten. Ne olacaktı sanki? Şimdi bu da böyle olacak. O kadar uğraşıyorsun, ediyorsun. Koca bir hiç uğruna. Gerçek rakip sandım ama bot mu? Gerçek rakip mi? Anlamadım. Bot. Heh. Hop, ne kadar güzel bir gol. Bu arada son birkaç videodur söylüyorum, yine söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Az da olsa öz bir kitleye ulaştık. Güzel yorumlar alıyorum. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam eder diye ümit ediyorum. Bakalım. Ama işte dediğim gibi sadece bu iş kafa topuyla yürüsün istemiyorum yani. Yani gerçekten istemiyorum. Çünkü bu kafa topu macerası eninde sonunda bitecek. Ya öyle ya böyle bitecek yani. Bakın mesela bir şey olur. Benim söylediklerime takılır adamlar. Hesabımı kapatırlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Yapmadıkları şey değil. Dünya birincisinin hesabını kapatan adamlar benim hesabımı mı kapatmayacaklar? Bir de şey, ondan da bahsedeyim. İzleyenler vardır, izlemeyenler vardır. Bu oyunun artık kurucusu mu, çok üst makamı mı, kim olduğunu tam anlayamadım. İbrahim Akman diye bir beyefendi.
Webtekno'yla röportaj yapmışlar Masamo'nun ofisinde. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şu oyunu oynuyorsanız o videoyu izleyin. Webtekno'ya girin. İşte Kafatopu'nun sahibiyle şirketle Masamo'da bir gün diye bir videosu var. Orada bahsediyor işte yapılan işler, çalışmalar, kaç kişi çalışıyor. Bir görün orayı var ya, saray yavrusu gibi aynı. Millet altında yorum yapmış. Çaycı lazımsa geleyim ağabey. Düşünün yani. Adamlar orada çaycı olarak çalışmayı kabul ediyorlar. Öyle güzel bir yer. Keşke diyorum oraya harcayacağınız paranın bir kısmını şu serverlara, sunuculara harcasaydınız da biz de biraz daha eğlenebilseydik. Bir de onunla alakalı şunu söyleyeyim. Şöyle bir haber verdi. Direkt kendi ağzından duydum. Yani videoda izledim. Karakterlere upgrade gelecekmiş arkadaşlar. Yani upgrade derken güçlendirme. Mesela özel güçleri yükseltiyorsunuz ya. Özel güçleri yükselttiğiniz gibi. Aha bak, gördünüz mü? Vay 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 vay. Vay arkadaş ya. Özel güçleri yükselttiğiniz gibi karakterleri de yükseltebilecekmişsiniz. Yakın zamanda da bekleniyormuş bu. Yani videoyu izlerseniz hak vereceksiniz bana. Ben kendimi uydurmuyorum. Direkt adam kendisi söyledi ağzımda. İşte artık kaç olur, ne kadar çıkar bilmiyorum. Nasıl bir sistem olur bilmiyorum ama. Mesela karakterin gücü 70. Hani şapkası, mapkası, her şey dahil 70. İşte bunu yükseltiyorsunuz. Belki 75 olacak. Tabii bunlar yine parayla yapılacaktır. Çok yüksek ihtimalle. Ya oyunda para. Yine muhtemelen özel güçlerdeki gibi. İlk başta ufak ufak altın isteyecek. Ondan sonra elmas isteyecek, zümrüt isteyecek. Öyle yani. Haberiniz olsun, karakter güçlendirmeleri de gelecek yakında. Bakın, bilmem fark ettiniz mi? Botlarla oynarken hiçbir şekilde kasma yok. Gıcır gıcır oyun. Gerçek rakip geldiği zaman oyna bakalım oynayabilirsen. Kaçtı hayret. Evet, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Şu anda oyunda dediğim gibi kaç maç attım göstereyim size. Epi topu 100 tane maçı ya atmışım ya atmışım. Bunların da yarısını zaten maçtan bırakıp çıktım botlar gelince. Yani bir kısmı rakipleri iyi oynuyordu. Ellerine sağlık, yenildik. Diğerleri de bağlantı hatalarından dolayı yenildik. O şekilde bir sezon geçirdik. Şu arkadaşı da tanıyorum galiba. Yok. Bunun kardeşi var. Herkese Mokoko. Mokoko da neyse artık bilmiyorum ama. O bayağı bir zorlamıştı beni sezonda ama almıştım. Neyse. Bunu almayacağım. Şu 1 milyonu tamamlayalım. Şimdilik hedefime ulaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şans, iyi eğlenceler dilerim.